1989 ve 1990 sezonları Detroit Pistons Bad Boys back to back NBA şampiyonu oldu. NBA'in kabadayılarıydı. Jordan Rules, yani Michael Jordan'a uygulanan kendi kurallarıyla NBA'in iyice süper yıldızların ligi olmasına esasında yol açtılar. 1991 playofflarında Michael Jordan ve Chicago Bulls Bad Boys'u Doğu Yakası finallerinde 4-0 yendi ve Bad Boys dönemine noktayı koydu. Sonraki 10 sezon için Pistons 5 kez playoff yapamadı ya da playoffların ilk turunda elendi. Joe Dumars 14 sezon NBA'de forma giydi. Tek giydiği forma Detroit Pistons formasıydı. Bad Boys'u yaratan genel menajer Jack McCloskey 1981'de Bad Boys'a Isaiah Thomas'la başladı. 1985'te Dumars'ı draft ettiğinde Bad Boys dönemi start almıştı. Bill Laimbeer ve Vinnie Microwave Johnson Thomas'la aynı yıl gelmişlerdi. 1983'te Coach Chuck Daly takımın başına getirildi. 1985'te Rick Mahorn, 1986 NBA draftinde Dennis Rodman ve John Sally seçildi. 1986-87 sezonu Bad Boys Doğu finallerinde Boston Celtics'e 4-3 yenildi. Larry Bird'lü, Kevin McHale'lı, Robert Parrish'lı ve Dennis Johnson'lı Celtics'e. O sezondan başlayarak Pistons 5 kez Doğu finalleri, 3 kez NBA finalleri ve 2 kez de NBA şampiyonluğu yaşadı. Dumars kariyerinde şampiyonluklar da gördü. Playoff yapamayan kötü Pistons takımlarını da. 6 kez All-Star olmuştu Joe Dumars. 4 kez NBA'in en iyi savunma. 1 kez de en iyi ikinci savunma beşine seçildi. 1 kez NBA'in en iyi ikinci. 2 kez de NBA'in en iyi üçüncü beşinde yer aldı. 1989 NBA finalleri MVP'si oldu. Pistons formasıyla o kadar çok şey yaşamıştı ki kafasında şampiyon olacak bir takım nasıl kurulur? Tecrübelerine de dayanarak net bir şekilde plana oluşmuştu. Ancak NBA değişiyordu. Artık Bad Boy sertliği ve psikolojik üstünlüğü döverek elde etmek geride kalmıştı. NBA süper yıldızların ağırlığı olan bireyselliğin ön plana çıkmaya başladığı bir lig olmuştu. Ancak Dumars iki şeyden vazgeçmedi. Takım oyunu ve takım savunması. 2000 sezonu başlamadan kötü geçen yılların ardından Pistons'ın dirilişi için takım sahibi Bill Davidson eski yıldızı, eski kaptanı Joe Dumars'a takımı teslim etti. Dumars Pistons'ın başkanı oldu. Dumars 4 yıl içinde öyle bir takım yarattı ki 14 sezon sonra NBA şampiyonluğunu tekrar Detroit'e getirdiler. Bugün bir zamanlar Amerika'da 2003-2004 Detroit Pistons, NBA tarihinin süper yıldızı olmayan son şampiyon. Yıldızımız Mehmet Okurlu, şampiyon Detroit Pistons'ın oluşumu, gelişimi ve şampiyonluk hikayesi Türk basketbol severlerin gece yarısı saatlerini kurup uykularını ara verip memo şampiyonluk yaşayan ilk Türk olacak mı diye maç kaçırmadığı günlere geri gideceğiz. 1993 NBA draftinde Pistons 2 birinci tur seçimiyle 10. sıradan guard Lindsey Hunter, 11. sıradan da şütör Allen Houston'ı seçmişti. Biraz geriden başlayacağım. 1994 draftında ise o zamanlar Michael Jordan'ın veliahtı olarak gösterilen Grant Hill'ı aldı. Dumars bu oyuncuların hepsiyle birlikte oynadı. 2000-2001 sezonu, yani ilk sezonu koç olarak George Irving'le devam etti. 2000 draftında Michigan eyaletinde bir efsane olan Michigan State'i NCAA şampiyonluğuna taşıyan Mateen Cleaves'i seçti. Büyük bir hataydı. Hatta 2001 NBA draftında 38. sırada Mehmet Okur ve 2002 NBA draftında 23. sıradan Tayshaun Prince seçimleri dışında 2012 draftına kadar Dumars Avrupa'ya
Hatta Türkiye'ye çalıştı diyebiliriz. Sammy Mejia, Austin Days, DJ White, Dajuan Summers. Hepsi Duma seçimleriydi. Hepsi Türkiye'de oynadı. Avrupa'nın diğer takımlarında oynayan Duma seçimlerinin de listesi daha da uzun. Tabii bir de 2003 NBA draftında LeBron James'in ardından seçti. Bir de Darko Milicic var. Ki Carmelo Anthony, Chris Bosh ve Dwayne Wade hala orada seçilmeyi beklerken. Joe Dumars'ın başarısız hamlelerini bir kenara bırakıp 2004 NBA şampiyonu Pistons'ı nasıl bir araya getirdiğine dönelim. 1999-2000 sezonu bittiğinde Grant Hill Orlando ile anlaşacağını açıkladı. Dumars Hill ile kontrat imzalayıp onu Orlando Magic'e takas etti. Karşılığında Ben Wallace ve Chucky Atkins'i aldı. Wallace o sezonu 4.8 sayı, 8.2 rebound, Atkins ise 9.5 sayı ve 3.5 asist ortalamalarıyla tamamlamıştı. Hill ise o sezon 25.8 sayı, 6.6 rebound, 5.2 asist ve 1.4 top çalma ortalamalarıyla tamamlayıp 5. kez All-Star seçilmişti. Ancak playofflarda ayak bileği sakatlığına rağmen oynamış ve Miami serisinin ikinci maçında bileğini daha kötü sakatlayarak seriyi tamamlayamamıştı. Bu sakatlığın Grant Hill'in Magic'la 4 sezonunu mahvedeceği sonraya ortaya çıkacak ve Hill o 4 sezon boyunca sadece 47 maçta oynayabilecekti. 2001 sezonu başlamadan Joe Dumars Rick Carlisle'ı takımın başına getirdi. Pistons o sezon 50 maç kazanıp 32 maç kaybetti ve merkez grubunu birinci bitirdi. Hem de ilk 5'inde 3 tane draft edilmemiş oyuncu Atkins, Wallace ve Michael Curry olmasına rağmen. Bu daha önce NBA'de görülmemiş bir başarıydı. Pistons ilk turda Toronto'yu 3-2 geçtikten sonra ikinci turda Boston Celtics'e 4-1 elendi. Dumars'ın 2001 NBA draftında ilk turda seçtiği Rodney White hayal kırıklığı yarattı. İkinci turda seçtiği Memo ise bir yıl daha Avrupa'da kalıp Euroleague'de daha fazla sorumluluk alacağını, tecrübe kazanmak istediğini belirtti. Memo'nun bu kararı esasında Dumars'ı hiç mutlu etmemişti ama bunun doğru karar olduğu Memo'nun kariyerine baktığımızda da ortaya çıkacaktı. 2002-2003 sezonu öncesi Dumars hamlelerini arka arkaya sıraladı. 17 Temmuz 2002'de serbest kalan Chauncey Billups'la anlaştı. Mr. Big Shot lakabını Pistons'la elde edecek olan Billups, 1997 NBA draftında Boston Celtics tarafından 3. sırada seçilmiş ancak 5 sezonda 5 kez kulüp değiştirmişti. Bavulunu boşaltmayan oyuncu sıfatındaydı. 11 Eylül 2002'de son 3 sezondur takımın en skorer oyuncusu olan Jerry Stackhouse'u 6 oyuncunun yer aldığı takasla Washington Wizards'a yolladı ve karşılığında da Richard Hamilton'ı aldı. Dumars ayrıca 2002 NBA draftında 23. sıradan da Tayshaun Prince'i draft etti. Ve 2001'de draft ettiği Memo'yla da 2 yıllık kontrat imzaladı. Dumas kafasındaki basketbolu oynayacak kadroyu oluşturduğunu düşünüyordu. Ancak özellikle Stackhouse'un gönderilmesi bazı eleştirileri beraberinde getirdi. Hamilton, Washington'da 3 sezonda 9 sayı, sonra 18.1 sayı ve en son olarak da 20 sayı ortalamasıyla oynamıştı. Yani hep üstüne koyuyordu. 24 yaşındaydı. Stackhouse 28 yaşındaydı ama en az 76 maç oynadığı 4 sezonda en düşük sayı ortalaması 20.7 idi. 2000-2001 sezonunda Stackhouse'un sayı kralı olabilmek için takımı ikinci plana atması Dumars'ın hiç hoşuna gitmemişti. Onun takım anlayışında böyle bir şeye kesinlikle yer yoktu. Stackhouse o sezonu kariyerinin en yüksek ortalaması olan 29.8 sayı ortalamasıyla tamamlamış ancak Allen Iverson sayı kralı olmuştu. Detroit o sezon 32 galibiyet ve 50 mağlubiyetle playoff bile yapamamıştı. 2002-2003 sezonu Pistons bir kez daha 52 galibiyet
ve 30 mağlubiyetle bitirdi. Bu kez doğu finallerine kadar yükseldiler. Orlando'yu 4-3, Philadelphia'yı 4-2 geçtikten sonra New Jersey Nets tarafından süpürüldü. Carlisle 2 sezonda 100 maç kazanıp 64 maç kaybetmişti. 5 playoff serisinin 3'ünü kazanmıştı. Bir de yılın en iyi koç ödülü vardı. Ancak sezon sonu Carlisle'la yollar ayrıldı. Evet, sürpriz bir gelişmeydi. 11 sezon aradan sonra Carlisle Pistons'a doğu finali oynatmıştı. Ama bu yeterli değildi. Carlisle'ın soğuk ve mesafeli tutumunun etkili olduğu söylendi. Çaylak Memo ve Prince'in playoff performanslarını gösterilip sezon içinde daha çok oynatılmaları gerektiği belirtildi. Memo 9, Prince 5 maçtı. İlk 5 başlamıştı. Boşta kalan Larry Brown'u yönetimin kaçırmak istemediği de ayrıca konuşuluyordu. Ama Larry Brown asla bir Phil Jackson, Greg Popovich veya Jerry Sloan değildi. 2001'de yılın koçu seçilmiş ve Allen Iverson'lı Philadelphia'yı NBA finallerine taşımıştı. Carlisle'da 2002'de yılın koçu seçilmişti ve bunu çok daha zayıf bir kadroyla başarmıştı. Sonuçta 2003-2004 sezonunda Pistons'ın başına Larry Brown getirildi. Açıkçası yönetim belki de Brown'un tecrübesine ve eldeki kadronun onun oynatmak istediği basketbola çok uygun olduğuna inanarak onu getirdi. Pistons sezonu Doğu'nun favorilerinden biri olan Indiana Pacers'ı konuk ederek başladı. Brown ilk 5'e Tayshaun Prince'i alarak sezona başladı. Zaten 2 maç hariç o 80 maçta ilk 5 başlayacaktı. Brown milli yıldızımız Memo'nun yerine ilk 5'te tecrübeli Aldon Campbell'ı tercih etti. Memo bench'ten geldi ama yaklaşık 32 dakika oynadı. 17 sayı, 6 rebound, 4 blok ve 10'da 7 genel şutla Brown'a önemli bir mesaj verdi. Brown ilk 24 maçın 22'sinde Aldon Campbell'ı ilk 5 başlattı. Pistons 14 maç kazanıp 10 maç kaybetmişti. Campbell'ın kaçırdığı 2 maçta Mehmet Okur ilk 5 başladı. New Orleans'e 10 sayı, 18 rebound ve Miami'ye de 17 sayı, 12 rebound, 5 blokla oynadı. Brown 25. maçla başlayarak Mehmet Okur'u ilk 5'e aldı. Belki Dumars veya yönetim ısrar etti ama Memo oyunuyla da bunu hak ediyordu. Brown sadece farkın çok olduğu maçların sonunda oyuna girdiği için The Human Victory Cigar lakabını elde eden Darko Milicic'e hiç ama hiç güvenmiyordu. Jelko Rabracha Pistons'a 2001'de büyük umutlarla gelmişti. 29 yaşındaydı, Avrupa'nın en iyi pivotlarından biriydi. Çaylak sezonu en iyi ikinci çaylak beşine seçilmişti ancak ikinci sezonu kalp ritim bozukluğu olduğu ortaya çıktı. Michigan Üniversitesi'nde ameliyat oldu, sağlığına kavuştu ama Brown ona da pek güvenemiyordu. Psikolojik olarak belki eski duruma gelmemişti ancak Brown'un onu kullanış şekliyle de eski seviyesine çıkması çok da mümkün görünmüyordu. Larry Brown'un uzun rotasyonunun fazla Avrupa'yı olduğundan da çok mutlu olmadığı söyleniyordu. Memo 17 Aralık'tan başlayarak 22 Şubat'a kadar ilk 5 başladı. Sakatlıklardan dolayı kaçırdığı 4 maç dışında oynadığı 29 maçın 19'unu Pistons kazandı. Kaçırdığı 4 maçı da Pistons kaybetti. Sezon ilerledikçe Doğu'da en büyük rakip Indiana olarak gözüküyordu. Belki de 2 Pacers maçında Memo'nun beklentilerin altında kalması Brown'un harekete geçmesine neden oldu. Ya da kafasında yapmak istediği şeyi yapabileceği ortamı yarattı. 19 Şubat 2004'te Larry Brown istediği oldu. 3 takımın yer aldığı takasta Rapracha, Chucky Atkins, Lindsey Hunter ve 1. tur hakkı gönderildi. Karşılığında ise Rasheed Wallace ve Mike James alındı. Bu o Mike James değil. Ancak bu takasla ilgili çok ilginç bir detay vardı ve bu detay NBA'de bazı kural değişikliklerine bile yol açacaktı. 33 yaşındaki Hunter'ı Coach Brown esasında takımda tutmak istiyordu. Ancak takasın onaylanması için
rakamların da tutması gerekiyordu. Bunu da ancak Hunter'ın 3 milyon dolarlık kontratını takasa dahil ederek gerçekleştirebiliyorlardı. Hunter'ın takas edildiği Boston'la Detroit daha önce anlaşmıştı. Celtics genel menajeri Danny Ainge Hunter'ı hemen serbest bıraktı. Detroit'ten ayrılmayan, evinden çıkmadan takas edilen Hunter tekrar Pistons'la yeni bir kontrat imzaladı. Pistons sadece Rasheed Wallace'ı almamıştı. Hunter ve James'i bir araya getirerek The Zoo Crew kurulmuştu. Brown bu ikiliyi doğru zamanlarda, doğru eşleşmelerde rakibe amansız bir baskı uygulamaları için kullandı. Tabii bugünün kurallarıyla bu takas şu haliyle veto yerdi ve gerçekleşmezdi. Rasheed Wallace'ın yeteneği hiçbir zaman tartışılmadı. Karakteri, yaklaşımı ve vurdum duymazlığı çok tartışıldı. Sonuçta CTC yani cut the check deyimini NBA'ye kazandıran isim Rasheed Wallace'tı. Yani onun için önemli olan sahada alınan sonuç değil, ay başında alacağı paraydı. Dumars bazı şeylere güveniyordu. Bir kere Dennis Rodman ve Bill Laimbeer'le oynamıştı. Wallace'ın çılgınlığı ve tüm elime durumlarına yabancı değildi. Wallace'ın kontratı sezon sonunda bitiyordu. Bir sonraki sezon başladığında 30 yaşında olacaktı. Kısacası bir büyük kontrat şansı kalmıştı ve Dumars bunu harcamayacağını ve daha akıllı davranacağını umut ediyordu. Wallace ayağının tozuyla ilk maçında bench'ten gelip Minnesota'ya karşı forma giydi. Onun dışında Larry Brown onu hep ilk 5 başlattı. 2 maç kaçırmıştı, o 2 maç Memo'nun playoff'lar dahil ilk 5 başladığı son maçlardı. Pistons o 2 maçı da kazandı. Wallace'ın oynadığı maçlar Pistons 19 galibiyet, 5 mağlubiyet aldı. Sheed ilk 5'teyken 2 önemli seri yakaladılar. İlkinde 13 maçta 12 galibiyet. Gerçi Memo'nun ilk 5 başladığı dönemde de 13 maçlık bir galibiyet serileri vardı. Sheed'le ikinci seride de 7'de 7 yapan bir galibiyet serisi oldu. Pistons sezonu 54 galibiyet, 28 mağlubiyetle tamamladı. Hem Doğu'nun hem de merkez grubunun Indiana Pacers'dan sonraki en yüksek galibiyet yüzdesine sahiplerdi. O sezon galibiyet yüzdesi %50'nin altında olan New York Knicks ve Boston Celtics Doğu'da 7. ve 8. takımlar olarak playoff yaptı. Batı'daysa 4 takım Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers ve Sacramento Kings'in galibiyet yüzdeleri Pistons'dan daha iyiydi. Hatta sezonu 42 galibiyet 40 mağlubiyetle bitiren Utah Jazz playoff bile yapamamıştı. Batı'nın çok ağır bastığı yıllardı. Hatta Michael Jordan 98'de basketbolu bıraktıktan sonra son 5 şampiyon Batı'dan çıkmıştı. Pistons'ın ilk turdaki rakibi Milwaukee Bucks'tı. Milwaukee sezonu 41-41 tamamlamıştı. Dallas ve Sacramento'dan sonra ligin en skorer 3. takımıydı. Joe Dumars'ın savunmasıyla övünen ekibi için bu çok iyi bir sınavdı esasında. Pistons turu 4-1 geçti. Milwaukee hiçbir maçta 92 sayının üstüne çıkamadı. Zaten 92 sayı atıp kazandığı tek maç dışında Bucks maçları 26, 10, 17 ve 14 sayı farkla kaybetti. Seri boyunca Milwaukee %41.6 genel şut yüzdesiyle oynadı. Sırada bir sezon önce Doğu finallerinde Detroit'i süpüren New Jersey Nets vardı. Çok atletik ve sert bir takımdı. Sezonu 47 galibiyet, 35 mağlubiyetle Atlantic grubu birincisi olarak bitirmişti. NBA'de en az sayı yiyen 4. takımdı. Üstelik savunma verimliliği de en iyi 4'tü. Pistons'da en az sayı yiyen takım olmakla birlikte savunma verimliliğinde de birinciydi. Çok sert ve kemik seslerinin duyulacağı bir seri herkesi bekliyordu. Ve nitekim öyle oldu. Palace of Auburn Hills'da oynanan 3 uzatmaya giden ve konuk Nets'in 127-120 kazanıp seride 3-2 öne geçtiği 5. maçı
bir kenara bırakırsak, ki o maçın da normal süresi 88-88 bitmişti. Rakibine 80 sayıyı geçme izni vermeyen takım maç kazanıyordu. Pistons ilk iki maçta Nets'e 56 ve 80 sayıda tutup 2-0 öne geçti. Nets sonraki iki maçta Pistons'ı 64 ve 79 sayıda tutup durumu 2-2'ye getirdi. Nets 3 uzatmalı tarihi maçla 3-2 öne geçip sağ avantajını tekrar geri aldı. Pistons müthiş bir karakter gösterdi. Deplasmanda Nets'i 75, evindeki son maçta da 69 sayıda tutarak turu 4-3 geçip ard arda ikinci kez Doğu finaline yükseldi. Doğu finalinde rakip Doğu birincisi Indiana Pacers'dı. Nets serisinden farklı bir görüntü beklenmiyordu. Çünkü Pacers da ligin en az sayı yiyen üçüncü takımıydı. Ve savunma verimliliğinde de üçüncü sıradaydı. Indiana evindeki ilk maçı 78-74 kazanıp 1-0 öne geçtikten sonra Pacers forveti Al Harrington bu seride biri 100 sayıya ulaşabilir. Ama 4 veya 5 uzatma gerektirecek demişti. Haksız da sayılmazdı. İkinci maçı Pistons deplasmanda 72-67 kazanıp durumu 1-1 yaptı. Ancak maçın bitimine 20 saniye kala Hall of Famer Reggie Miller'ın bomboş turnikesini bloklayan Tayshaun Prince'in bu hareketi de NBA tarihine The Block olarak geçecekti. Pistons 69-67 öndeydi. Bu maç esasında NBA tarihinde de blok partisi olarak ismini yazdıracaktı. Çünkü maçta rekor toplam 26 blok yapılmıştı. Blokların 19'unu da Detroit Pistons yapmıştı. Rashid 5, Ben Wallace ve Prince 4'er, Eldon Campbell 3 ve çok önemli kısa sürede katkı yapan Memo da bir blok yapmıştı. Pistons evindeki ilk maçı 85-78 kazandıktan sonra Pacers seri boyunca 78 sayıyı geçtikleri tek maçta deplasmanda 83-68 kazanıp durumu 2-2 yaptı ve sağ avantajını geri aldı. Ancak Pistons karakterini bir kez daha gösterip 5. maçı deplasmanda 83-65 kazandı. Pistons o maçı 13 blokla tamamladı ve Rip Hamilton'ın 33 sayısı çok önemliydi. Seride ilk kez bir oyuncu 24 sayının üstüne çıkmıştı ve 6. maç. Pacers ilk çeyrek 23 sayı attıktan sonra geri kalan 36 dakikada sadece 42 sayı atabildi. Tam bir savunmalar çatışmasıydı. Daha iyi savunma yapan Pistons 69-65 kazanıp NBA finallerine yükseldi. Finalde rakip Los Angeles Lakers'dı. Kobe ve Shaq. Son 4 sezon 3 şampiyonluk. Üstelik o sezon 2 efsane. Biraz yaşlı da olsa 35 yaşındaki Gary Payton ve 40 yaşındaki Karl Malone'u da kadroya dahil etmişlerdi. Eldiven ve postacı. Yüzük için belki onların son şansıydı. Evet, takımda bir Kobe Shaq çatışması artık zirve yapmıştı. Araları kötü de olsa Kobe ve Shaq onların önderliğinde Lakers Batı yarı finali ve finalinde NBA'in en iyi iki takımı San Antonio Spurs ve Minnesota Timberwolves'u sağ avantajları olmamasına rağmen 4-2 ve 4-2 ile elemişti. NBA finallerine kalan en kötü takım mıydı? Pistons tartışmaları başladı. Uzmanlar iki takımın 1979 Seattle Supersonics ve 1999 New York Knicks'i tartışmalar için ortaya attılar. Süper yıldızların domine ettiği bir ligde süperstarsız takımlara hemen başvurulur. 1979 Sonics takımı asla kötü bir takım değildi. Hatta çok çok iyi bir takımdı. Bütün maçlarını izlemiştim. Jack Sigma zaten Hall of Fame oldu. Sigma'nın yanı sıra guardlar Dennis Johnson ve Gus Williams vardı. Johnson 1980-81, Gus Williams da 81-82 sezonunda NBA'in en iyi beşine seçildi. Üstelik Dennis Johnson, John Johnson ve Lonnie Shelton muhteşem savunmacılardı. Ve Sonics müthiş
takım savunması da yapıyordu. Zaten Sonics o sezon şampiyon oldu. 1999 Knicks de müthiş savunma yapan bir takımdı. Evet, süper yıldızları Patrick Ewing 36 yaşındaydı. Latrell Sprewell daha birkaç sezon önce NBA'in en iyi beşine seçilmişti. Üstelik çok sert de bir takımdı. Larry Johnson da çok büyük oynuyordu. Finalde Spurs'e 4-1 kaybettiler. Evet, belki 2004 Detroit Pistons takımında kimse Hall of Fame seçilmeyecek. Hatta hiçbir oyuncu kariyerleri boyunca bir kez bile NBA'in en iyi 5'ine seçilemedi. Evet, Pistons oyuncularının hepsinin zaafları vardı. Bu sistemde mesela Chauncey Billups'ın adam eksiltip bir şey yaratmasına gerek kalmıyordu. Onun zaafı oydu. Big Ben ve Prince'in şütör olmalarına gerek yoktu. Hamilton'ın rakibin en skorer oyuncusunu durdurmaya çalışıp oyundan düşmesi gerekmiyordu. Rashid potadan uzak oynayıp eleştiri değil övgü alıyordu. Memo şütördü. Hunter ve James baskı getirdi. Campbell ve Darvin Ham sertlik. Darko bile bir maskot gibiydi. Lakers playofflarda Bucks'tan sonra Pistons'ın karşılaşacağı en skorer ve hücum verimi yüksek takım olacaktı. Aynı şekilde Bucks'tan sonra yine en çok sayı yiyen ve savunma verimliği de en düşük takım. Tabii ki Zen Master, Kobe, Shaq, Postacı, Eldiven, Derek Fisher'la herkesin büyük favorisiydi. Peki ne oldu? Lakers 90'ı geçti, her maçı kazandı. Ancak sadece bir maçta. Serinin ikinci maçında 90'ı geçebildi. O maçta Kobe 33 sayıyla oynadı. Diğer 4 maç Tayshaun Prince'in savunmasına karşı %33.8 genel şut, %16.7 3 sayılık yüzdesiyle oynadı. Kobe'nin zorlandığı 4 maçta Lakers 75, 68, 80 ve 87 sayıda kaldı. Seriyi 4-1 kaybetti. Shaq 26.6 sayı, 10.8 rebound ve %63.1 genel şut yüzdesiyle oynadı ama 7 sayı ortalaması olan başka bir oyuncu bile yoktu Lakers'da. Kobe ve Shaq dışındaki Lakers oyuncuları seriyi toplam %32.1 genel şut yüzdesiyle tamamladı. Evet, postacı dizinden dolayı %100 değildi. Son maçta da forma giyemedi. Ama Detroit Pistons, 2003-2004 Pistons. Yok olan bir felsefenin son örneği. 2004'ten beri şampiyon olan tüm takımlarda ya Big 3 ya Big 2 vardı. Tek istisna Kawhi Leonard'lı 2019 Toronto Raptors'ı ve biraz da Dwayne Wade'li 2006 Miami Heat'i. Çünkü o takımda Shaq, Payton ve Alonzo Mourning kariyerlerinin son baharlarına girmişlerdi. Joe Dumars bildiği, oynadığı ve öğretildiği basketbolu o günün basketboluna çok iyi ayarladı. Bad Boys'un Bad'inden vazgeçti ama aynı felsefeyle birbirlerini tamamlayan parçalarla takım oyunu, savunma ısrarıyla Detroit'i şampiyon yaptı. Dumars'ın bir daha hiç böyle bir başarısı olmayacaktı ama o takım 2004 NBA şampiyonu Detroit Pistons takımı da unutulmayacak. Bir zamanlar Amerika'da süper yıldızlı düzene kafa tutan ve şampiyonluk yaşayan son takım 2004 Detroit Pistons. Süperstarı olmayan şampiyon. Bir zamanlar Amerika.